Süleyman Şah ebedi istirahati için şimdilik geçici ikametgahında. Suriye'nin Eşme bölgesinde yeni türbe için çalışmalar sürüyor. Film gibi bir operasyona imza atan Mehmetçik bölgede kuş uçurtmuyor. Süleyman Şah'ın yeni türbesini sadece Show Haber görüntüledi. Bir tarafa geçmeyeceğiz, sadece bu köydeyiz. Yasak hemşerim, burası yasak, yasak bölge burası. Karşısı yeni yapılan türbenin inşaat alanı. Gözler sınır hattında. Süleyman Şah Türbesi yeni adresinde. Show Haber Suriye'nin Eşme bölgesine girdi. İnşaatı devam eden karakol ve türbeyi görüntüledi. Türk bayrağının dalgalandığı yer Suriye Eşmesi. Yani Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun yeniden inşa edildiği alan. Bizim bulunduğumuz yerse Eşme Köyü. Arada sadece bir sınır teli var. Mesafe yaklaşık 500 metre. Ve şu anda oradaki Saygı Karakolu inşaatı için iş makineleri aralıksız çalışıyor. Bölgede hummalı bir çalışma var. Güvenlik üst düzeyde. Mehmetçik kuş uçurtmuyor. İş makineleri, askeri araçlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Artık sınırın sıfır noktasındayız. Buradan sonrası türbenin olduğu yer. Yani Suriye tarafı. Eğer buradan bir adım daha atarsak yasa dışı geçiş olmuş oluyor. O yüzden de asker o noktaya geçmemize izin vermiyor. Sadece buradan karşı tarafa geçiliyor. Çünkü burası Türkiye sınırı. Yok, biz öbür tarafa geçmeyeceğiz. Sadece bu köydeyiz. Hayır, hayır, hayır. Bu köydeyiz. Hayır hayır. Yasak. Köyü boşalt hemen boşalt. Ya burada çekim hayır, yapamıyor hemşerim, muyuz? Hayır, yasak evet. Yasak hemşerim, burası yasak ya. Yasak bölge burası. Ya biz köyün bu tarafa yasak. Köyün içine geldiğimiz için. Yasak beyefendi, lütfen. Şah Fırat operasyonuna katılan birlikler dönüş yolunda Göktepe köyünde bekledi. Hazırlıklar bugün tamamlandı. Asker kuşlasına dönüyor. İşte Şah Fırat operasyonuna katılan birlikler, tanklar ve zırhlı araçlar o operasyondan sonra burada Göktepe köyünde toplandılar. Burada da geniş uzun araçlara, tırlara bindirilerek birliklerine götürülüyorlar. Bölgedeki askeri hareketlilik de devam ediyor. Sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri paletli zırhlı araçlarla sınır hattında devriyesini sürdürüyor. İşte bu paletli araçlar operasyona katılan birliklerden bazıları şimdi birliklerine geri dönüyorlar.